Merhaba canlarım. Çok küçük bir çocuktum. İlkokulun ortaları yani 2-3. sınıflar olabilir belki. O kadar küçüktüm yani 9-10 yaşlarında en çok olsam. Hatırlıyorum, bugünkü gibi hatırlıyorum. Benim rahmetli babaannecimdi. Anneciğim Allah ömür versin, çok uzun ömürler versin anneciğimdi. Dedikoduyu sevmezler. Tanıyanlar bilirler. Şu anda benim konuşmalarımı izleyen yüzlerce yakınım var. Hepsi bilirler. Bir gün komşularımızdan biri gelmiş babaanneciğime. Bir kadınla bir erkek arasında haşna pişne olduğunu falan dedikodusu yapıyor. Ben de tabii daha yeni yetme böyle kulak misafiriyim. Babaannem bir kızdı. Güzel o güzel, çok güzel bir Bulgaristan şivesi vardı babaanneciğimin. Marı sen dedi onların başının altına yastık mıydın dedi. Utanmaz dedi. Hadi bakayım el alemin dedikodusunu yapma bana dedi. Beni günaha sokma dedi bu mübarek günde. Komşuyuk oldu. Sen başlarının altında yastık mıydın? Ay o kadar hoşuma gitti ki sonra yaşım biraz daha geliştikçe olağanüstü bir felsefe gördüm onda. Yani birilerinin dört duvar arasında birilerinin ne yaptığını görebilmesi için ya gardırop olması lazım ya masa sandalye ya da başlarının altında yastık olması lazım. Yani demek istemişti ki rahmetli gözünle görmediğin hiçbir şeye inanma. Devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek için 84 numaralı videomda demiştim ki bu ikisi ülkenin baş belası. Bugün ikisi de öyle açıklama yaptılar ki haklı çıktım ve vicdanımın ne kadar rahat olduğunu bir kez daha anladım. İkisi de Türkiye siyasetinin ve demokrasisinin gerçek baş belaları. Dedikoducu, dedikoducu, öyle dedikoducular ki. Devlet Bahçeli diyor ki, bakanları uyarıyor. Diyor ki bu diyor 100 bin imza toplayacak olanların bir tanesinin çevresinde diyor FETÖ'cüler toplanmış olabilir, yığılmış olabilir. Bunları kontrol edin diyor. Muhbir, müfteri. Ayıptır be. Ayıptır koskoca adam be. Hiç utanmıyorsun da. Ve bu adam, sevgili çocuklar, sevgili gençler, arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilirse Tayyip Erdoğan en yakınında olacak. En yakınında, en. Ya böyle şey olmaz ya. Ama helal olsun Binali Yıldırım'a. Bahçeli'nin bu dedikodusunu sordular. Beni bu işe karıştırma dedi. Yani dedikodu yapıyor dedi ya. İşte biri devlet adamı Binali Yıldırım. Kızabilirsiniz, fark etmez. İlle de AK Partili olmanın şart değil. Ötekisi politikacı bile değil ya. Sokak dedikoducusu. Ya Perinçek, Perinçek ne dedi? Meğer Perinçek'e çok davet etmişler Dörtlü İttifakı ama yani CHP, İyi Parti, Saadet Parti ve Demokrat Parti ittifakına kabul etmemiş. Neden mi kabul etmemiş? FETÖ ile ABD'den talimat gelmiş bunlara. İttifak yapın lan diye. Yahu Doğu Perinçek. Mizahtan ötesin sen. Komedisin. Kesin komedisin. Ya Şahan Gökbakar senden daha ciddi ya. Ya yapma ya. Yapma ya. Benim canlarım benim. Demi aynı rahmetli babaannem gibi diyeyim bunlara. Lan. Gelin. Gidin nereden bakayım. Hadi. Bu mübarek günde bizi günaha sokmayın. Edepsizler sizi. Hoşça kalın canım kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım benim. Hoşça kalın.